Terör örgütü PKK 40 yıldır taban bulamayıp güvenlik güçlerinden üst üste yediği büyük darbeye rağmen Karadeniz'lerini aramaktadır. Geçmişte ordunun Mesudiye ilçesi kırsalından Karadeniz'e sızmayı deneyen terör örgütünün son yıllarda Trabzon-Giresun kırsalına yönelmesi de asla tesadüf değildir. Bu soruların cevabını bulmak için başta İran ve Ermenistan'ı takip etmek gerekir. Her iki ülkenin Anadolu toprakları üzerinden Karadeniz'e açılacak bir koridorla Avrupa'ya ulaşma hayali vardır. Ermeni diasporası bu hayali saklamamış, haritaları da paylaşmıştır. İran tarafına gelince PKK ile İran ilişkisi uzun yıllara dayanmaktadır. Terör örgütünün yıllarca Kandil'de konuşlanması İran'ın lojistik desteğiyle mümkün olmuştur. Amerika'nın besleyip büyüttüğü PKK'ya sırtını çevirip yerine YPG-PYD'yi ikame etmeye çalışmasının nedeni de İran'la olan ilişkidir. ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirip bu mücadelede Türkiye'yi desteklediğini ifade etmesi bu örgüte artık güven duymadıklarını göstermektedir. Türkiye'nin anlatmakta zorlandığı konuda YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu gerçeğidir. Amerika'nın hesabı başkadır. İran'ı bir biçimde köşeye sıkıştırma projesinden de asla vazgeçmiş değildir. Filmi yeniden başa saralım. Karadeniz'e gemileri gelen malların sevkiyatının en kestirme biçimde yapıldığı yer Trabzon Limanı'dır. Yani İran bu limanın önemini çok iyi bilmektedir. Diğer yandan PKK'nın taşeron bir terör örgütü olduğu gerçeğinden yola çıkarsak meselenin özü daha iyi ortaya çıkar. Her ülkenin büyük ülküleri vardır elbette. Mesela Yunanistan'ın Karadeniz'deki Megalo iddiası sona ermiş midir? Bu büyük ülke ateşinin üzeri sadece küllendirilmiştir. Bazıları bu gerçekleri komplo teorisi gibi algılıyorsa, o zaman PKK terör örgütü büyük kayıplara rağmen neden yıllardır Karadeniz'e sızmak için çalışmaktadır diye sormak gerekmez mi?